Şu arabayı çalıştırsana, beyazı çalıştır. Kellerin orada hiçbir şey değişiklik yapmamış. Ben 150 bin lira mı ne para verdim ya totalde. Oğlum bu ne lan, hiçbir değişiklik yok burada. Duydunuz mu beyler? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Hayda. Baba enayileri bulmuş bizim bebeler. Ciddi misin lan? Hayırsa iki tabakta biz hayır. Yavşak. Konuşmaya geldiyseniz oturun başım. Amca. Tamam dur tamam. Ne tamam, dur, dur, tamam, lan? Ne dur lan? Tamam dur. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün GTA 5 gerçekten yepyeni bölümüne sizlerleyiz arkadaşlar. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum. Haftada iki kere gelsin isteklerinizi de biliyorum ama maalesef ekiple anca toplanabiliyoruz. Yanımda çok değerli, bu seriye böyle can veren ekip arkadaşlarım var. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün yine bomba bir senaryoyla sizlerleyiz. İsteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugün dedim ki ya biz bu GTA 5 gerçekten serisinin neredeyse bir 60 bölüm ilk sezonunda var. Bu bölümde şu anda 40. bölümdeyiz. 40 kere maşallah atıyorum. 41 kere olması lazım. Neyse bir dahaki bölümde onu da sıkıntı yok. Arkadaşlar 100 bölüm olduğu 100 bölüm boyunca neredeyse hiç dolandırılmadım. Bugün başıma kötü şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum. Zaten başlıktan böyle bir dolandırıldığımı görmüşsünüzdür. Umarım bu sorunu da halledebiliriz diyorum ve bölümün tadını çıkartın diyorum. Mutlaka da bomba bir beğeni patlaması bekliyorum. Bakın her YouTuber böyle videolarında 30 bin like, 40 bin like istiyor. Lan bizim beğeni sayısı 5 bin. Ben yıllardır, 2 yıldır, 3 yıldır bu GTA 5 gerçekten serisini atıyorum ya neredeyse. Beğenileri bekliyorum. Kanalda yeni keşfedenler varsa 1. bölümden başlayıp son bölüme kadar izleyebilir. Çünkü bölümler çok eğlenceli. Hadi bakalım başlıyoruz. Let's go. Oğlum Berkay, vallahi billahi varlığını unuttum. Lan. Ne hain, ne şey adamsın ya. Oğlum o konuda hiç girme Ahmet'im. Ne girme vallahi oğlum. Bak başıma neler geldi bilemezsin bak. Sana ufaktan zaten bahsettim de bir anlatayım. Dedem en başta beni aradı, ben dükkanda oturuyordum. Dedem yok. Aradı gel acilen abi. Gel işte köye falan, bir arsa muhabbetleri falan gittim. Arsa sattım, ondan sonra başka arsa hisseli çıktı, aldık sattık. Tapu mapu derken var ya, ben orada bayağı bir kaldım, cinnet geçirdim yani. Ya en son ben dedim ya. Ki dedem ne işin varsa ben gelmiyorum, direkt çıktım geldim yani. İyi tamam, bundan sonra beraberiz bak vallahi billahi. Galeri de yaptık oğlum, o kadar bak işleri çoğaltıyoruz. Geleceğin ya yazılım gördüm, işleri gördüm falan, gördüm para kazanma de. Zamanı artık. Tatilat doğru söylüyorsun artık işte. Sezonu güzel bir açıyoruz artık. Güzel bir şekilde artık buralardayız. Bugün bir dükkana gidelim tamam mı? Dükkanda sen bak bayağıdır yoksun. Yazılım işlerini Mustafa yanlış atıyor galiba millete, bilmiyorum. Şikayetler ben ona ufak tefek gösterdim de birkaç şikayet geldi. Ya bir tane şikayet geldi işte ya. Ha, arada görüntü işte arıyordu beni WhatsApp'tan oğlum, zaten ne güzel ya. Para kazanıyordun ya Allah Allah. Tamam, önce işte bakalım artık. Oğlum saatin vardı senin, saatin mi bozuldu lan? Lan ben de gide sıkıntı yapabiliyor musun ya? Abi hayırlı olsun, bitti. Apple Watch alırdık. Sağ olasın kardeşim. Lan ne yaptınız? Abi, Arda. Verdin mi satışı? Para geçti mi Eren hesabına? Verdim abi. Ha geçmiş. Geldi İyi. Geldi abi. Oğlum bu notellerde var ya alma sıra ver ya. Biz Allah'tan ki muhabbete de aldık. Yani yemin ediyorum şunu. Evet arkadaşlar, videomuzu bu ufak biliyorum, size Grand Roleplay'i tanıtacağım. Grand Roleplay arkadaşlar benim de uzun zamandır oynadığım bir roleplay serverı. Roleplay serverı deyip geçmek istemiyorum. Çünkü GTA 5'in bildiğiniz online'ın modlu hali gibi. İçinde farklı farklı güzel güzel araç modlarının olduğu ve birçok oyun modunun bulunduğu bir roleplay sunucusu arkadaşlar. Zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz oyunda neler neler yaptığımızı. Sizler de arkadaşlar video açıklamasındaki linkten benim referans linkimde kayıt olup oyundaki böyle birçok avantaja sahip olup oyuna katılabilirsin. Oyununuz kayıt olacağım diyorsunuz, onu hemen gösteriyorum. Grand Roleplay benimle beraber oynamak için video açıklamasındaki linkten bu ekrana geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim referans linkim yazıyor. 3244. Yanlışlıkla siteye buradan böyle açaraktan giderseniz bu referans linki kaybolur ve Prime statüsüyle oyuna kayıt olamazsınız. O yüzden ne yapıyorsunuz? Benim linkimle kayıt oluyorsunuz. Hemen bir daha tıklıyoruz linke. Görmüş olduğunuz gibi linkten tekrardan açtık arkadaşlar. Buradan hemen registration diyoruz ve bize soruyor, diyor ki lisanslı bir GTA 5'in var mı dostum? Biz de diyoruz ki evet dostum, Steam'den ve Epic Games'ten GTA 5'im var. Eğer yoksa arkadaşlar oyunu online olarak oynayamazsınız. Buradan hemen evet diyoruz. Buradan biz İngiltere 3 sunucusunda oynuyoruz. İngiltere 3 sunucusunu mutlaka seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü 1.'ye kayıt olduğumuzda 3.'ye kayıt olduğumuzda giremiyoruz. Burası çok önemli. Buradan 3.'yü seçiyoruz çünkü biz 3.'de oynuyoruz. Gerekli bilgileri dolduruyoruz arkadaşlar bu şekilde. Doldurduktan sonra da ben robot değilim'i tıklıyoruz ve kayıt olduktan sonra oyunu indirip direktmen yanımıza gelebiliyorsunuz. Beraber bu oyunu oynayabiliyoruz diyorum ve videomuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Eren bir daha bu notere gelmeyelim ya. Bu çok sıkıntı, çok uzun sürüyor. Şey ya işte şehrim. Oğlum sen niye bugün böyle bir kombin yaptın? Noterde sana neyse, seviyorsun böyle giyinmeyi de, bir garip bir giyinmişsin. Neyse. Bir garip şey olmuş aynı. Bak kardeş, seviyorsun sarılarla. Arda ya. Gel kardeşim, seni gideceğin yere kadar bırakayım ben. Eyvallah. Hadi gidelim baba, gelmiş. Hadi. Berkay teyze de sana gözü dikti ha. Oğlum ya abi, tövbe estağfurullah oğlum, ne biçim konuşuyorsun ha, buraya. Atları şey aldı, dükkana koyarsın kasaya. Ah ver. Al cebime at. Arda gel atla. Arda bak, arabayı artık sattın bize. Varsa bir sorunu söyle kardeşim, biz de bunu satacağız zaten. Ne, binmeyeceğiz. Abi yani. Bir sorunu yok, bir sorunu çıkarsa sen direkt beni ararsın, hallederiz. Adamsın sen, atla bana. Berkay sen istiyorsan şeyle git. Eren'le git. Ben Eren'le geçeyim. Siz dükkana geçsenize. Mustafa'nın bir sorunu varmış ya.
Tamam tamam biz geçiyoruz. Ya abi, korkma ablacım. Ya kanka vallahi bile görüyorsun işte iş çıkış saatinde denk geldik. Trafik ortalık aynen. Ya. Ya şuradan bizi... Kaçarsın aynen kaçarsın. Abi. Şuradan bir aradan. Araba da çok basık var ya. Aynen. Az da sağlık abi kaldırma şurada. Tamamdır. Kardeşim sen ne yapıyorsun normalde? Neyiciydin sen? Unuttum ben seni ya. Abi ben alsat yapıyorum. Bir de öyle ufak tefek evim var. Kiraya verdim. Vay rahattasın falan. Aynen rahattayım. Allah daha i̇şte dert vermesin akşam... kardeşim. Eyvallah dün akşam üstte oturuyorum demiştin araba... değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Üst caddede. Ha üstte oturuyorum. Tamam. Aynen. O McDonald's'ın oralara yakın mı? Yakın. Aynen. Tamam. Burada ışıklar şey zaten. Kamera yok diye geçiyorum kırmızıdan. Aynen. İftardan sonra araba bakmaya gittim. Adam gelirken kaza yapmış. Aa. Araba perte düştü. Geçmiş. Alacak araba da yok. Sizin de çevreniz var. Bulursanız güzel bir araba sevinirim. Söylerim. Kanka Ramazan'dayız ya sesler kısık vallahi senin de ses öyle az geliyor ki. Az candan diyeceğim de yorma kendini sıkıntı yok. Ya. Ben de kendimde değilim ya. Oruç oruç. Aynen. Ama güzel gidiyor ha bu da. Adam da çalışmıyor arkadaşlar çaktırmayın. Yapacak bir şey yok oyun mu? Ulan var ya yollarda bizim şansımız en çukurlu yerlerden gittim ya. Bak şimdi, şurada bir yerde geçirdim. Bırak abi. Geç ha abi, buralara yakın mıydı? Ben yürüyerek giderim ya da... Yok oğlum bırakırım lan bırakırım ya. Sen sağ sol da yeterli tamam. Bana. Yukarıdan sağdan abi. Tamam. Ver dur bir de bir tur yan verin ya. Tam da yeri biliyor aynen. Musun? Yokuşta bunların hakkı. Sen de şöyle yan koltuktan bir gör nasıl yanlıyor bu araba. Aynen. Ama alttan böyle bir çat çut sesler geldi gibi de soldan mı bundan ha? Basık ya. Basık değil mi ondan? Alt takımda vuruyor bir şeyler ya. Burada mı oturuyorsun lan yoksa? Aynen abi. Vay Eclipse Tower. GTA 5 Online'daki abi. Herkesin ilk oturduğu yerdir orası. Gerçek hayatta da var GTA 5'te pardon. Yanlış söyledim. Aynen. Lan adam gerçek hayatta. Teşekkür ederim abi hayırlı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar bu arada burası gerçek hayatta karıştırdım da. Burası aslında normal bu şehrin yani bu ülkenin olduğu mekanda olan bir ev. Ya zaten GTA 5'in haritası Los Angeles'tan mı? İsmini unuttum yok. Aynen Los Angeles'tan. Las Vegas mı yok? Las Vegas mı? Los Angeles. Los Angeles olması lazım. Los Angeles'tan esinlenerek yapılmış. Ne gülüyorsun kardeşim Allah Allah. Takipçilerimle konuşamayacak mıyım? Arkadaşlar bundan sonra tek başıma geldim. Sizle konuşmak istiyorum. Lütfen videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmuyorlar diyorlar baba. Ahmet. Nerede o? Kim o? Lan baba çık artık piyasaya. Şöyle ufaktan dükkanınıza bir geçiş yapalım ya. Abi çay kahve de içemiyoruz dükkanda yemin ediyorum. Ama araba çok basık ya ben bunu bir kaldırayım ya. Çat çut vuruyor. Yırt onu yırt yırt. Yat. Yemin ediyorum var ya veriyoruz hakkını. Oğlum niye açtınız lan o kapıyı? Oğlum içeride bir şey mi ne yapmışlar hava alsın diye açtım ya. Hay anasını avradını ya. Tepenkten. Mustafa yapmış hep. Lastik mi yakmış bir şey yapmış duman altı dükkanı. Dışarıda bırakayım ya dur ben yine daldım arabayla girdim içeri ya. Kalsın. Ulan ne basık ya yemin ediyorum var ya. Ahmet ne yaptın araba nasıl çıktı? Kanka araba çok güzel yanlaması da güzel de ya çat çut ediyor ya alt basık ya. Mustafa. He onu ayar çekeriz. Arabayı. Ulan bu tip ne lan getir bunu nereden çaldın hayvan. Getir bir mutluluk dediler getirdik biz de. Ulan arkası da kolların orası yırtık çıkar lan şunu bu sıcak havada. Ben bununla yanıyorum oğlum. Allah. Var oğlum pişken onunla ya. Bizim bir arkadaş var. Çalıştığı yerleri şeylerini alıyor. Verdikleri şeyler var ya kıyafetler. Gördüm lan TikTok'ta videosunu gördüm onun. Şeydi. Her şeyi dizmiş böyle seri halinde. Ayıp değil mi oğlum? Oğlum yazık ettim lan şirketlere. MediaMarkt'ı istedim de vermedi oğlum bunu verdim. Yırtık diye verdi bak. Kolları görüyor musun? Allah. Dükkanda ne arabalar falan. Burayı niye açtın? Aa Eren değil mi o? Nereye gitti o? Ne açtın burayı? Ya o mazot almaya gitti en son ya benzin almaya. Geldi bela. Baba gelişe bak bak. Lan bize gireceğim bize. Bizi mi eldireceğim bizi? Şişt. Oğlum bu etiket kimin? Etiket mahalleden ya. Mahalleden benim mi? Benim mahalleden. Ben bunu bilerek böyle çektim. Dükkanın önünü Mustafa. Kapatma kardeşim. Dükkanın önünü kapatma. Ekmek teknemizin önünü kapatma. Tamam neyse. Asıl şu konuşma biraz gölgede kalsın. Nereye gittin oğlum? Benzin almaya mı? Mazot benzin almaya gittim ya. Mazot deyip duruyor sürekli. Aklım Mercedes'e gidiyor ya.
Oğlum iyi tamam tamam. Arkada var bir tane. Ne oldu Mustafa, dükkanda bir sorun var abi, bir şeye ihtiyacım var, gelsene dedim. Geldik. Sprinter'ı çektim önüne. Şu kapı bozuk bak. Hangisi? Hangisi lan? Sprinter'ı çektim ya. Oğlum o kapı açık düzgün, bu kapı bozuk Mustafa ya. Oğlum senin ha, bak akıl yöngen, yörüngen çok şaştı, bana bak. Abi ben şu bakayım şeyi sana bir arayayım ya. Çapinçi. Abi vallahi sıkıntılı bir çocuksun sen ya. Evet arayayım bak, vurma zaten ailesi falan sıkıntı. Ahmet arıyorum ben, dur bekle. Ne? Ne arıyorsun oğlum? Çapinçi ya, bir gelsin baksın. Vallahi gelsin baksın, söyle ya. Abi selamlar. Ne oldu dükkanda ne sorun vardı Mustafa, o konuşsun gel. Söyle, dükkanda da bir sorun var abi diyordum. Arkadaşlar bu eskimin içi niye içeri giriyor ya, delireceğim. İteyim ha. Gel gel, içeride bir şey var. Gel içeride bir şey var. Ben öyle görüntüleri gördüm ama çok sinirleniyorum arkadaşlar. Böyle her şey detaycıyım ya. Söyle bak, Mustafa. Şu kırmızıyı görüyor musun? Bak kırmızıyı. Bunun kaputunu niye böyle açık bıraktın? Müşterinin arabasına ayıp değil mi bak? Abi yemin ediyorum dayak yemek için her şeyi şey tamam, yapıyorsun ya. Tamam seni dövmesin diye bak zorunlu tutuyorum ama. Oğlum sen bir de bana geçen şey yaptın ya. Bizim yeni aşağımız yerleri var ya, bir dakika Berkay. Bunun akrabası çıktı tamam, dinliyor musun beni? Ha evet. Malatyalılarmış onlar da. Dedi ki abi bunlara ver, bunlar değil kesin halleder dedi. Bak sana şöyle söyleyeyim, 2 hafta oldu. Yani bir haftada bitmesi gereken iş 2. haftaya geldi, hala ses yok. Adamları aramak istemiyorum artık ya. Parasını tabii, hep zararsız oğlum ya. Yok abi Malatyalı, ben bunları az çok duydum, tanıyorum falan filan dedi. Biz de bunun lafına şey yaptık, itimat ettik. İyi tamam bunlara verelim. Parayı önden güvenip verdik. İşi bitirmemiştir hala. Adam diyor abi evet, çalışıyoruz evet falan filan diyor. 2-3 gün önce konuştum. Hala galeri bitmedi o yüzden ya. Şimdi benim hep zararsız Mustafa hep. Ne? İçime de bir şey düşmedi değil de neyse, ben konuşmayayım. Şu arkadakini görüyor musun sen bak? Ne arkadaki? Bunu. Bu. Bunu mu aldın bak lan? Araba alacağım dedin. Şimdi bunu aldım. Ulan. Aldın ya, yine başına belayı be oğlum. Vay bak. Ne yapalım? Lan bunun stoplarını değiştir, bu beyaz stop ne? Şunları siyahlarından yaptır ya. Bakarız tamam yani. Ya ben zaten şu an 150... Al yap sat bilmem ne, para kazanmak. Kendi kendine geliştir kendini tamam mı? Aynen. İyi güzel benziyor araban ha. Oğlum bu takım çantası niye dışarıda bıraktın? Ya. Bey. Abi bu çocuğa ben ne yapayım Eren ya? Sakin ol. Dur la dur, ben bunun bir Berkay, takım çantasını koyayım. Yeni takım lastik siparişi verdim, ne diyorsun? Oo oğlum güzelmiş ya, ha ince yanak. Bunları bir koyacaksın arabaya tamam. Berkay bak beni dinle. Neresi ince yanak bunun Berkay? Bunlar yakmalık lastik. Allah'ını seviyorsan ince yanak dedim, buradan ince yanak olmuyor mu? Oğlum hangi arabaya koyacaksınız? Ne araba yapmışım ha? Arabaya falan koymayacağız. Bunu şeye takacağız. Ford Transit'e takacağız. Evet. Allah Allah ya. Transit. Ben de arabacıyım diye geçinen adamlara bak. Lastikler de biraz küçük bir şey. Şşş. Eren. Kardeşim bize ver arabayı. Ömer araba nerede araba. Ömer? Ömer nereye gitti? Gelmedi mi dükkana daha? Oğlum bu çölük var ya. Askerden sonra çok şey yapmadı ya. Bilmiyorum. Valla da lastikleri görünce aklıma geldi. Benim şu S2000'in şeyleri bir değiştirelim ya. Kışlıkları. Eren şunu değiştirelim artık. Bu lastik niye içeri giriyor ha? Düzeldi arkadaşlar. Çıldırıyorum. Ha vurayım ben. Tekme atayım bir tane. Neyse ya, atla döveyim seni. Şu kim lan? Kim ya? Verdi koy, şekli koydu. 4-20 lira. Ufaktan bir koydu. Arabayı biraz ileri al da Mercedes'i çıkarayım ben. Şşş. Bana bak bana Berkay. Makineyi al gelsene. Makinen burada değil mi? Makine içeride Ahmet. Dükkanı. Kanka bir resmimi çek ya. Bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Amerikan Partileri falan yakındı o zaman. Geleyim ben de. Ya Eren. Dur şimdi yıkama ya. Oğlum dur. Diğer tarafını yıkama. Diğer tarafını yıkama ne olur. Resim çekeceğim. Lan niye ne oldu? Resim çekeceğim. Dur şunu da çekeyim. Anahtar üstünde mi? Oo. Neyse dur. Bugün kendimi ayrı bir yakışıklı hissediyorum ya ondan dolayı. Keşke yeşil bir araba olsaydı da kombinim bugün yeşil. Eve ileri alsana. Orasını çekin de. Yıkayım oğlum araba pislik ya. Oğlum neresi pis? Sen ne var ya, temizlik hastası çıktın ya. Overlock makinesi ayağına mı geldi? Ne oldu? He. Ya diğer tarafını nasıl çekeceğim ben? Neyse şöyle çekeyim dur. Benim elinden çıkarayım şimdi. Ne uğraşıyorsunuz? Bu kimin lan? İyiymiş ha. Çok güzel var ya. Hasta. Oğlum koltuğa niye sıkıntı geldin sen? Bizim mahalleden bir dolmuşçu var. İyi tamam vurmadım. Şuraya ben bir yaslanayım, benim resmimi çek ya. Ortaya geç, iki arabayı birden alayım ben. Tamam buraya geçeyim. Buna oturayım ona. Dur Eren yazıyor bunun. Eren'in plakanın ismi görünmesin ki araba benimmiş gibi. Bak oğlum. Lan tam da oraya neyse, Eren kardeşimi de etiketlerim o zaman. Hah. Ahmet 2 saatten beri poz vereceksin. Verdin mi pozunu? Oğlum verdim kanka? İşte böyle iyi değil miyim? Güzelim. Tamam şimdi peynir de bakayım. Bekle oğlum bekle. Hah çek. Onda olur. Alayım. Arkadaşlar Instagram'a beni takip etmeyin. Resim atıyorum diyeceğim de atmıyorum herhalde. Kolt olmasa mı attığınız zaman görürsünüz. Instagram takiplerinizi bekliyorum. Berkay güzel çıktın mı lan, doğruyu söyle. Güzel çıktım, ben buna güzel de bir Photoshop'la edit yaparım. Onda şey var mı? WhatsApp'a direkt bir gönderme şey var mı? Neyse sen ayarlar gönderirsin. Bakayım. Ben ayarlarım sana, sıkıntı ayarlar gönderirsin. Ben bir de şöyle kendime selfie mi çeksem ya?
Güzel oldu, güzel. Lan telefon çalıyor ulan, ne titriyor cepte ya ulan. Ömer arıyormuş. Efendim Ömer. Usta ben geldim bu galerinin oraya da. Oğlum sen niye oraya gittin ki, biz dükkanın buradayız. Ya dedim ya dükkana sen... geldi ya. Ömer sen dedi ya demedi mi? Yo, bana bir şey demedi. Sen dedin ya geçen galeriye git dedin, işte değişim falan olacak dedin. Evet. Kanka hiçbir şey olmamış ben burada. Hatta gittim kamera kaydı. Git oğlum. Adamlara para verdim. Önden yapıyoruz falan filan. Bana bir iki kanka... tane Photoshop dosyası gönderdiler. Dükkanın logolarını bundan yapacağız diye. Oğlum yok, ben ha 2 haftalık kamera kaydına baktım. Oğlum dedi ki abi taktık zaten, çoğu her şeyi hazır. Sen gelirsin bakarsın dedi. Ben de tamam dedim. Bitince söyleyin, geleceğim dedim. Yani şu an beni burada görüp de onların göremediği bir şey mi var, anlamadım ki. Sen ne yaptın, emin misin? Eminim ha, 2 haftalık kamera kaydına baktım, kimse gene gelip... Kamera kaydına mı baktın sen, hiç kimse gelmemiş mi? Aa, 2 haftalık kayda baktım. Oğlum ne diyorsun sen? Oğlum gel şuraya, gel hadi ya. Şşş. Eren. Bana bak bana. Efendim. Oğlum yürü galerinin oraya gidelim acil. Niye oğlum lan abi? Atla oğlum atla. Çek şunu düzelt de. Şu arabayı çalıştırsana, beyazı çalıştır. Tamam lütfen. Bunu bırak kalsın burada. Aynen aynen, beyaza gidelim. Berkay da gelsin. Mustafa İyi, Berkay sür o zaman, tamam. Dükkan sana tamam, emanet. Tamam ben. Şşş. Biliyorum oğlum Berkay yeni dükkanın yerine. Geç geç ya, ben çalıştırdım. Geç çalıştırdım. Daha sürsen bir sür hadi. Ne oldu oğlum? Hayırdır, mevzu ne? Oğlum mevzu şu. Atla Berkay. Lan gelsene Berkay. Bir kapı çarpmasın şuradan benim. Eren, Ömer diyor ne ki... Ne oldu oğlum, mevzu ne? Hayırdır he? Galerinin orada hiçbir şey değişiklik yapmamış. Ben 150 bin lira mı ne para verdim ya totalde. Neye değişiklik yapmamışlar ya? Oğlum işte anlaştırma biri dekorasyoncuyla. Deme. Hiçbir şey değişmemişti. Çocuk bana Photoshop'tan falan dosyalar atmıştı. Yaptım dur, diye. Bir gidelim kardeş. Abi dükkanın logosunu bu yapacağım. Üstünü yapıştırdım falan dedi. Ben de hiç gitmedim kontrole. Mustafa'nın da tanıdığım girmiş neymiş? Oğlum sen niye gitmiyorsun kontrol? Niye işini garanti almıyorsun Ahmet? Oğlum ne bileyim ya. Ya. Çocuk zaten bir hafta geç başladı. Ben geçen hafta baktım ona. Tamam, dinliyor musun beni? Evet. Dedim ki niye hiçbir şey yapmadın? Abi şu elimizde iş vardı, geciktik falan dedi. Sordum işte en son o zaman. Ya işte 2-3 gündür de hiç gidesim gelmedi. İkinci hafta... Ya oğlum... Oğlum bir dakika, buraların hiç logolarını değiştirmemiş ki bu. Hala da Los Santos yazıyor. Bu ne oğlum? Allah Allah. Oğlum bu ne lan? Ya oğlum içerideki Allah. Malzemeler duruyor. Ben bunların hepsinin taşınması için bir dünya para verdim, nakliye parasını. Oğlum ciddi mi lan bu? Oğlum bu ne lan? Hiçbir değişiklik yok burada. Kanka ben sana dedim ha, içeride istersen kayıtlara bakalım beraber tekrar. Oğlum dükkanın tüm malzemeleri duruyor. Bunlar önceki sahiplerinden alınacaktı, satılacaktı falan filan. Dükkanın iç... Kapı niye açılmıyor? Açtım açtım. Hah. Allah'ım ya. Abi ciddi lira. Misin ya? Buranın yerlerinin şey... Her şey aynı oğlum burada. Kaç lira verdin sen bu adamlara? Oğlum 150 bin lira önden para verdim. Geri kalanını yani toplamda 500 bin liralık falan maliyet çıkarttı. Ben buradan buraya duvar çektirecektim. Yan tarafı yıkama yaptıracaktım falan, konuştuğumuz gibi işte. Hiçbir şey yapmamışlar. Allah. Dolandırıldım oğlum bildiğin ya. Oğlum sende adam numarası var mıydı Ahmet? Aynen, arayalım tekrar oğlum. Dur adam. Bir araba kim? Bir araba kim ne diyor ya? Hamdi miydi ismini? Aynen Hamdi'ydi, doğrudur, arıyorum. Bir ara bakalım ya, hayırdır ne oldu ya? Duydunuz mu beyler? Aradığınız numara kullanılmamaktadır diye. Kullanılmamaktadır. Hayda. Oğlum katakulle geldik. Eren yürü, bunun dükkanı vardı lan. Yürü yürü yürü. Beyler gelin oraya gidelim, gelin. Bas. Olacak iş değil ya. Oğlum bu kapı da açılmıyor, anasını avradını satayım ya. Atla da bir sıkıntı var. Dur bir dakika. Gideriz dur. Ahmet ne yapıyorsunuz lan? Oğlum beyler, siz hiç mi burayı görmediniz lan? Ben burayla anlaştım. Bir dekorasyoncu falan tuttum, size de söyledim. Böyle biriyle anlaştım. Parayı yaptırmış mıydın sen? Oğlum parasını verdim. Ya baba parasını vermiş. Ben işten güçten vakit bulup gelemedim. Bu da gelmemiş. Adamlar bunu dolandırılmış. Arıyoruz, numara kullanılamıyor. Şimdi mekanı varmış, biliyormuş. Oraya gideceğiz. Lan biz de tam dolaşıyorduk burada, dedik bir bakalım buraya. Ne oldu lan? Aga adam tamam, bir mevzu olursa söyleriz size ya. Ben şu bir mekana bir gideyim ya. Gelirsiniz tamam mı? Büyük ihtimal bir çatapat olacak, bir kavga olacak, haberiniz olsun. Ararım size. Tamam. Eren atla. Bas da gidelim hadi bas. Ya bırak o arabayı burada bırak ya, zaten paramızdan olmuşuz. Ömer'e söylesene. Ömer'e söyleyeyim dur. Ömer! Abi gelsin bu arabayla ya. Ömer bırak onu, gel. Buna gidelim. Zaten ticareti almışız onu, dolandırılmışız. Bir de ona bir şey yapalım. Eren var ya, kesin yani. Ya. Kesin dolandırıldık ha. Kesin yani. Ben başka bir şey diyeceğim. Ya şu kasisi tamam, de şuradan belediye söyledim yani. Kaldırın diye şuradan, o kadar tanıdığımız abi lafımız geçmiyor ya. Boş ver kasisi ya.
Hani kesin dolandırılık falan dedim. Adamı mekandan sürerdim. Ya, oğlum hiç kontrol için gelmedin mi? Hiç mi gelmedin ya? Oğlum geçen hafta geldim, aradım çocuğu. Diyor ki abi şu an ellerimiz yoğundu yani. Başka işler falan vardı. Sonra başlayacağım dedi. Ben de tamam dedim. Anlayışla karşıladım. Şurasıydı. Oğlum o içerisi neresi değişmiş. Abi? Şurasıydı işte. Allah Allah. Emin misin burası oldu? Evet, içerisinde reklam tabelası falan filan gibi şeyler vardı. Bu ne oğlum? Ne olmuş oğlum buraya? Eczane mi olmuş lan bura? Hayırdır? Bir şey mi oldu kralım? Kapı niye açılmıyor? Kapı niye açılmıyor? Haydi kardeşim sen şey necisin? Kral ben bu eczaneyi aldım. Eczanenin sahibi babam. Ne zaman aldın? Ne zaman aldın? 3 gün oldu kral. Nereden aldın? Buradan... Emlakçıdan mı aldın? Neyden aldın? Emlakçıdan aldım kral aynen. Buradan çıkandan nereye gitti bir bilgin var mı? Onu bilmiyorum kral. Baba emlakçı şu emlakçı gibi. Numarasını bana bir versene sen ya. Ben bir yazayım. Kral. Bir ver de bir yazayım. Oğlum burası Allah. Bambaşka bir şeydi iç ya. Kağıda vereyim kral sana. Üç oğlum bunlar abi. Nasıl... Adamlar büyük tamam. Oynamış ya. Eyvallah. Bu ne oğlum? Ahmet adamın adı neydi? Bu şey yaptın. Konuştun adamlarla. Hamdi miydi neydi ya? Tamam. Para verdim adam Hamdi. Abi selamünaleyküm. Senin ismi Ahmet mi? Ha evet dur kardeşim dur evet. Abi bir konu hakkında aramıştım da. Emlakçıymışsın sanırım. Numaranı bir arkadaştan aldım. Abi bu... Tam olarak nasıl tarif edeyim sana? Şöyle bir saniye, bir çevreme bir bakıyorum. Ya karşıdaki motor galerisi var ya, motor galerisinin karşısındaki... Motor galerisinin yeni karşısında... Yeni eczane olmuş de, bilir ya. Evet, yeni eczane olan bir dükkan var. Bir kardeşimiz senden 3 gün önce kiralamış. Tam aynen o dayı. Bu kardeşimizden önce burada kim vardı dayı? Bu isim Hamdi. Hamdi mi öyle bir şey? Nasıl yani ya? Cemal kim abi? Hamdi olması lazım. Emin misin Cemal olduğuna? Oğlum hayır Hamdi mi Cemal mi karar ver. Tamam abi sen bana bu bulamaz mı abi var mı bir bilgisi sende bir şey falan var mı? Abi çok kötü girdi ya. Tamam abi. Sigarayla yakmayın dürbün çakmak falan. Tamam abi görüşürüz abi. Oğlum adamın adı Hamdi mi Cemal mi? Oğlum Hamdi de belki kendini piyasaya dolandırıcılık yaparken Hamdi diye tanıtıyor. Adam da diyor başka ki, isimle kayıt yaptırmış olmuş. 3 gün önce benden diyor biri burayı kiraladı diyor. Bir aylığına diyor. Cemal diye biri kiraladı diyor. Ahmet sendeki isim ne? Hamdi. oğlum gidelim, bu adam... Gidelim ne Mustafa yapalım? Mustafa'ya soralım mı? Nerede buluruz bu adamı? Ya ne Mustafa yaparız tanımıyor diye. Ya. Yalanlar akraban falan. Akraba neyse, değil köylü tamam, gibi bir şey. Ben bir halledeceğim ya. Bir araba evinin daha gidiş. Abi bir dakika. Kardeşim sorun var evet de seni ilgilendiren bir şey yok eğer sen bunun şeyini. Sen işine bak kardeş kolay gelsin. Kolay ya. Gelsin sana. Aynen. Ben bir Ahmet telefon görüşmesi yapacağım. Sür arabayı. Tamam. Alo. Kardeşim ne yaptın? İyi sana bir işim düştü ya. Ya bir adam var Hamdi mi Cemal mi bizim bir arkadaş var Ahmet. Ya en kötü ismini öğrenmeye çalışsın da şu ortak... Ekin Amir'i arayacağım. Diyor dur, musun? Bir dur ya. Bir ortak var benim Ahmet. Dolandırmışlar bunu parasına çökmüşler. Hamdi mi Cemal mi ne olduğu belli değil ismi. Ben sana bir tipini mipini bir şeyini atayım. Bir fotoğraf geldi yok bana. Yok ya fotoğraf motoraf yok ya. Emlakçı attı oğlum bana şeyden. Ha tamam o zaman. Dur be sana yok sana demiyorum kardeş arkadaş yanımda ona diyorum. Kardeş ben sana bir ufak bir kamera kaydı var artık oradan öğrenebilir misin bilmiyorum da. Tamam atıyorum bir 5 dakikaya dön bana hadi görüşürüz. Oğlum ben de buraya sürdüm de Ekin abi burada mı? Dur Eren ben de Ekin abi. Sen nereye gidiyorsun? Oğlum Emlakçı bana kamera kaydından fotoğraf gönderdi. Ha tamam. Adamın tipini anladın mı? Dur ben Ekin Amir'i arıyorum çalıyor. Amirim. Alo efendim Ahmetciğim. Abi ne haber nasılsın sana bir işim düştü ya. Ne olur İyi bana yakın ol. Karakola yakın ya, mısın abi gelebilir misin karakola? Karakola yakınım. Şöyle diyeyim şeye gelsene. Bu bir tane tekne satılan yer var. Abi telefonla konuşamam da. Ya konuşurum tamam. Aslında. Gel işte. Tekne gel sen buraya gel. Karakolun dışarıda devredeysen yanına geleyim abi direkt konuma sıkıntı yok. Tamam dur konum atıyorum ben sana. Tamam abi. Oğlum tam da karakolun dibine geldim. Ahmet lan. Ha? Bir bak şu telefona bu mu olan? Bakayım. Yok oğlum bu değil ya. Ya başka kim oğlum ya Allah Allah. Hamdi değil, Cemal değil, bu adam değil. Oğlum bu adam nasıl bir adam çıktı böyle dolandırır. Şuraya yazayım da bari bakmasın ya. Ya benim salaklığım ya. Benim salaklığım abi benim salaklığım. Tamamen benim salaklığım. Buraya niye geldik şimdi anladım. Gerçek Ekin abi için geldik ya. Usta sen bir sakin ol kafan çok karışık. Oğlum neyse halledelim takım ya. Biz o paraları ne zorluklarla kazandık ya. Ekin amiri bekleyeceğiz şimdi bakalım ne zaman gelirse.
ya. Sikeceğim böyle işi ya. Yeter artık ya. Oğlum sakin ol Ahmet ya. Para bulur şekilde. Kaç dakika oldu zaten rahatsız. Adamı da bekliyoruz. Polis bir şey bulabilecek. Yok, ondan dur Amir de gelecek. Bize yardımcı olur. Dur sakin ol. Yok yok buradayım işte abi işte. Geldi dur. Tamam ben seni ararım hadi görüşürüz. Hadi. Bebeği de aradım Ahmet boşuna bakmasın diye ya. Tip bu değilse. Amirim hoş geldin. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam amirim. Hayırdır ne oldu ya? Ya amirim başıma dolandırılma olayı geldi de ismi Hamdi mi Cemal mi ne olan bir tip böyle hani milleti benim gibi dolandırıyorsa belki kaydı maydı vardır ya sistemden bakıp bana bir resmini göstersen. Ya, amirim. Ya olay anlatayım mı? Dekorasyoncuyum diye beni kandırdı. Bir tane de ufak bir dükkan şekli yapmış eczane kiralamış. Tam ismi falan da yok nakit kiralamış değil mi Eren emlakçı öyle dedi. Bir aylığına kiralamış abi. Ya emlakçılar resmini falan filan bir imza attırması gerektiği için bir şey de gerekmiş de ismi Cemal miymiş neymiş soy ismini. Soy ismini bilmiyor mu anlamadım ki. Diyor. Bir tane Cemal var benim bildiğim böyle dolandırıcı dur. Ya sen bir Cemal tiplerini bana bir göstersen tabletten güzel olur bekle. Ya. Bekle. Öğrensek ismini. Eren. Sen onu buldurabilir. Oğlum o kesin şu an benim parayla esiyor sağda solda. Ben ondan o parayı alacağım, tahsil edeceğim. Oğlum yurt dışına falan gidiyor muyorsun bana? Cemal ismiyle ben de araştırıyorum. Oğlum en kötü gel bakayım. Yapacağız. Şunu mu diyorsun sen? Şu Cemal'i. Yok o değil. Varsa başka profilleri kaydı. Yani dolandıran bir dolandırıcı bir tip var mı buralarda? Ya amirim dur. Beni çok kötü ketenpereye getirdi ya. İnandırdı şeyim dedi. Malatyalıyım dedi. Şu dedi bu dedi. O değilse kesin budur. Bak bakayım bir. Aha. Evet bu amirim. Bildiğim bakayım bu. Bakayım amirim. Bakayım biz de bunu arıyoruz. Bu. Amirim sen bana bulamadıysan bunu sadece bir ismini bilgisini ver. Siz bunu arıyorsunuz. Biz de bizi arayalım. İsmi telefonu var bende. Telefonunu boş ver amirim sen böyle ismini soy ismini bir bana bir mesaj at Eren alsana. Eren numarası tamam. Var zaten sende Eren. Var var. Cemal Kızılbaş mı ne? Kızılbaş aynen. Tamam. Ben onu... Ben mi geliyorum Ahmet dur amirim sen. Sen ben onu bir telefon bir şekli yap Eren. Buldur sen bir onu. Biz de onu bulacağız sen rahat ol amirim. Biz onu bulacağız da ne yapacağımı biliyorum ben onu. Ömer. Efendim kanka. Senin de vardı şöyle bir ufaktan burada bir iki tanıdığın. Sen de bir aşağıda var bir şeyler ama sordurturum ben yine de. Tamam, köylülerin var diye bir tane delil diyordum. Manyağın bir sürü. Kulak kopartıyor, kulak ısıran. Ona bana sor işte. Sıyırın delil sor ya. Vardı tamam Ahmet ya. Adamın fotoğrafını attım Ekin amirim bize attı. İyi tamam. Amirim çok işte. Teşekkür ettim. Vaktini rica aldım. Ederim. Böyle şeyler içinde seni rahatsız etmek istemem ama paramı dolandırdı şerefsiz. Yani ben bulursak bunu bulamazsam. Haber ederiz. Ya bulursam ben bunu paketler döver sana teslim ederim merak etme. Tamam tamam. Tamam. Alırsın bunu kodese sıkarsın ama ben paramı almak istiyorum ondan. Çünkü biliyorsun için içine devlet karıştı mı? Bu lavun bir sürü belgesi çıkıyor. Bir sürü suç çıkıyor. Evet. Yani devlet buna para çıkartamıyor. Ben bu sefer giren bana giriyor. İçeri hapise giriyor. Hapiste içeride bunun karnını doyuruyorlar. Ben anlamadım ki. Bu işler sıkıntılı işler. Sen daha iyi biliyorsun benden. Ben paramı öyle. Kurtarayım. Ondan sonra sana vereyim. Kes cezasını. Hapise mi koyuyorsun? Öldürüyor musun? Ne yapıyorsan yap amirim. Ama ben ondan paramı alacağım. Yani sana sonra getireceğim haberin olsun bana alınma gücen ve paramı kurtarmam lazım. Kurtar kurtar sıkıntı yok. Ya yeni galeri işine girdik. Gelmeyen kalmadı. Ha ne oldu Eren? Neyse yapacak bir şey yok. Olmadı bana gidek de ya şeye bak. Bir oturak bir haber bekleyek biraz. İyi tamam hoş, yürü gidelim. Amirim teşekkür ettim. Allah'a emanet var mı bir isteğimize? Ederim Allah'a emanet. Yanına sağ ol. Gene bir bilgi ulaşırsa elime ben haber ederim sana. Hadi kolay gelsin. Telefonunu bekliyorum. Tamam. Şurada bir bana gidek ya oturak orada bir. Haber bekleyin. Birkaç kişi arayalım da illa ki bir haber alırız. Ömer sen de ara gidelim. Telefon trafiğini yap ya tamam. Benim eve gidelim. Hadi eyvallah amirim görüşürüz. Rahmet bana. Oğlum oroç oroç var ya başıma vurdu ya. Yemin ediyorum. Olmadı bir gidelim. Bir şey bak bir iftara bir şey hazırlayak ya. Haber gelene kadar. Kaç saat kaldı? Valla baba şöyle bakıyorum da 2 saat kaç? 2,5 saat var kanka. Nasıl 2,5 saat da? Evet oğlum ha. Ha ben şeye bak oğlum ben yok. Ha 2,5 saat benim yanlış ya. Tam sür. Oğlum yeni ver ama eski vereyim. Tüm a doğru ya Eren. Ben ne yapayım? Allah Allah. Bak bırak beni. Ben diyorum var ya eğer bu lavuğu bulamazsam tüm hıncımı bu lastiklerden çıkartırım. Arabada kilometre yaptı ya. Ömer E60'ı da çok kullanma kanka onu satalım gitsin ya. Yemin ediyorum. Bir yere gidiyorduk zaten evden aldığımız, aldığımız arabalar uğursuzluk getirdi bize ya. Ya da benim salaklığım beyler ya. Ya gerçi boşluğu buldular ya. Boşluğu oğlum yoğundun sen de öyle şey yapma dur. Yapacak bir şey yok kardeş sen. Ya çıkacak da. Yer varmış oradan çıkmış yapacak. Paramı geri istiyorum. Oğlum beyler neyi yettik hamburger sütü? Eren senin elinden yemek yenmez oğlum. Ya. İftarda aç kaldık ya. Harbiden ha. Oğlum kola yok mu daha? Bir bardak daha kola dökün bana ya. Dolapta var işte. Dolapta var alırsın kalkınca dur bitsin benim. Tamamdır bitsin de.
Of, son lokmayı da alayım, tamam. Oğlum, mideme çöktü ya. Neyi yettik söyleyerek. Enes, Oh. Şiştim la. senin de nasibin varmış vallahi. Kaynanan seviyormuş. Beyler, Allah. ben bir üste gidip uyusam mı ya? Bir, ya da bir elimi Harbiden yüzümü bir yıkıp, ağırlık çıktı var ya. elimi yüzümü yıkıp geliyorum ya, dur. Oo, kendimiz de gelemedik kardeş. Pışı 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 pışı. Hadi yıkan dedimiz. Oo Oturun. beyler. Siz de gidin elinizi yıkayın. Ben bir dışarıda Bir hava yıkayayım alacağım. ya. Eren gel, sigara içiyorsan iç. Ya hava alayım dışarıda ya. Oğlum Enes senin İngiliz çocuk, gördün mü lan? Eren. He. Gel gel. Gel la gel şuraya gel. He la kardeş vallahi doğru diyorsun ya. Oğlum görmüyor musun? Oo. Direkt geldi, mevzu devam ederse falan filan yardımcı olayım diye Ahmetlere. İyi çocuk İyi, vallahi. iyi bebe iyi bebe ya. Of. Of. Oo, başım Neyse. rahatladı. Ne olacak şimdi usta olaylar? Ne olacak oğlum, ne bileyim, Allah Allah ya. Girdi, giren girdi, ben o paradan daha ümit beklemiyorum. 150 bin lira şırt. Allah Ya Allah. normalde Çok üstüne iyi. düşmem de öyle paralara. Zoruma Ama gitti baş... yani Yani beni bizim böyle. başımıza geldi, başkasının da başına gelmesin. Şöyle lavuğu bir Aynen bulsak artık. öyle. Oğlum milletin 150 bin lirası ne kadar değerli. Yani bizimki de değerli Yani de. O para için yani bir sene boyunca, 2 sene boyunca hiç durmadan çalışanlar Ferhat var ya. abi. Efendim? Ne diyorsun? Ha Allah Allah. Tamam. Ne oldu Eyvallah. oğlum? Ne Tamam oldu görürüm lan? ben seni bugün. Hadi görüşürüz. Ha, Ne hadi oldu Allah'a lan? emanet. Sevinci be. Ne oldu oğlum? Baba enayileri bulmuş bizim bebeler. Ciddi misin lan? Neredeler? He, bizim Maddat Neredelermiş? abinin şey yaptığı, düğün yaptığımız mekan vardı Ha, ya. lüks bir yer, biliyorum orayı. He, şu teras. Enayileri Ha. oradaymış. Taklıyorlar diyor. Allah Allah. He, Gel şu lan an gel. masalı. Gelin Paraları oğlum. eziyorlar lan, şunlara bak. Şş, Enes'e Enes'e de sesler söyle. hazır. Enes'e de söyle. Atlayın o arabayla gelin. Eren yürü, biz önden gidiyoruz. Siz gelirsiniz arkadan. Atla. Tamam. Atla oğlum, atla lan. Eren Baba eminsin şimdi değil mi? parayı Kesin diye bilgi. başım döndü ya. Hayır, la kesin bilgi. Sür. Oğlum yemin ediyorum, iftardan sonra öyle bir kafa yaptı ki dağlar mağlar taşlar gözümden gidip geliyor, anlamış değilim ya. Bebelerde Oğlum yalan Allah'tan ki olmaz ya. yakınız ha. Yakınız ha Eren. Ya aynen öyle ya. Bir de yakın Söyledin değil mi karşılamayız Berkaylara bebekleri. burası olduğunu? Ya arabanın da basık arabayla gezmeyi bu yüzden sevmiyorum ya. Abi normal bir tane araba, şu şeyi kaldıracağım ya, yıkı yukarı kaldıracağım. Vallahi ben zaten bunu niye şey yaptık, noterden sonra kaldı elimizde. Yıkı yukarı kaldırma oğlum. Mercedes'i çekik dükkanın önüne. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Bak bak bak, nasıl kalabalık burası, nasıl kalabalık. Lan var ya, yemin ederim bu memleketteki herkes kumarbaz olmuş. İn aşağı in, Eren. İyiyim baba bir bakalım bir. Bir de biz de şuraya girelim. Üst kattalarda değil mi? Öyle dedim. Öyle dedim. Eren buraya ne olmuş lan böyle? Oğlum. Ne kadar değiştirmişler lan burayı. Ne oğlum böyle arabayı yavrum vay. Lan biz de gelelim bir gün buraya. Geliriz geliriz de çok bakma Ramazan gelişimizi aradık biz. Tamam. Şimdi bu enayiler Oğlum şu nerede an arabalar bir kardeş? bakıyormuş gibi hissettim ama. Ahmet şurada birileri var ama. Eren şu beyaz diyeyim lan. Dur bakayım. Hamdi, sen de Aha Sude'yi oha. çağır. Şuradan bize geçelim. Sıradan bize Buyurun, geçelim hoş falan geldiniz. filan. Bir şey alır mısınız? Eren. Ramazan amına koyduklarım. Eren emanet çeksen ben bunu yumrukla şey yaparım. Hadi kalkın Yaşıyorum gidin direkt. lan. Ya emanet Hadi çek. gidin. Hayatım. İyi de. Beyler nereye ya? Bunlar ne? Daha çorba Havalandaydınız. kesecektik Nereden ya. Çorba çıktınız içecektik. oğlum? Karpuz kesecektik ya. Silahla Oğlum. hayırdır oğlum? Ne hayırdır He. lan? Hayırsa İndirsin kitap kardeşim da bize silahı. hayır. Yavşak. Konuşmaya İndireceğim geldiyseniz oturun konuşalım. Ne biçim niye Otur lan küfür ya. ediyorsun? Allah ne şu, sen ne küfür Eren. ediyorsun lan? Onun için oğlum. Eren ağzını bozun, bak burada hanımefendiler var. Oğlum. Seni burada Neyden yamultayım mı bağlayalım? lan? Bize mi ters yapıyorsunuz oğlum? Arkadaşın adı Evet, neydi lan? haklısın Neydi abi. arkadaşın adı? Neydi? İkiniz Hamdi. tokatçı mı oldunuz lan? Hamdi sen değil misin oğlum? Ha? Ben yıllardır bu mesleği yaptım koçum. Koçum Ben de falan yıllardır hayırdır adam oğlum? öldürüyorum biliyor musun? Sen şimdi Sen benim açıyorsun hemen tezgahıma telefonunu. düştüysen bu senin mallığın oğlum. Eren bu şey yapsana, silahlı şey yapsana. Cebine koysana. Vallahi ben de yıllardır adam öldürüyorum kardeşim. Oğlum duymuyor mu lan beni? Telefonu açtırıyoruz işte. Aç telefonu, ver gönder paramı. Anlaştık lan anlaştık ya. Allah Allah. Gönder parayı. Gönderiyorum. 150 Can lira şu arkaya 200. geç. Arkaya geç geleceğim. Oğlum bak, senin yüzünden mekan dağıldı. Burada başımız bak. Kaç lira istiyorsun? Oğlum sen kimsin lan? Bir gönder lan 200 bin lira adamsa. Kardeşim ben senden 150 aldım. Niye 50 daha koyuyorum ki yani? Gönder lan 50 lira Anlamadım. faiz. Faiz Faiz oğlum. Ağzını koyuyorum burada barışma. lan.
Damlulunla konuşma. Al şu 50'yi de attın da gidiyorsunuz. Bana da koyarım, sana da koyarım. Tişörtün üstüne ceket giymişsin. Al, attım 200'ünü. Eren bakıyorum. Eren, bu para benim hesabıma düştü. Hayrını görün. Ne vuruyorsunuz oğlum, icap eder mi? Sıkma, sıkma. Sıkarsın. Vursanız da lan, daha ne duruyorsunuz? Lan oğlum. Gel lan buraya. Nasıl lan düştü lan? Lan ne vuruyorsun oğlum? Ne vuruyorsun lan? Tamam dur dur dur, tamam. Ne tamam, dur, dur, dur tamam. Lan? Ne dur lan? Tamam dur. Oğlum sen lan, kimsin lan, bizi dolandırıyorsun? Lan bak. Oğlum bak, benim mekanımda şekil koyuyorsun. Lan kes lan. Lan. Yapmayın abim. Vallahi başınız derde girecek abi. Sus lan sen de. Sus. Oğlum dur lan. Eren, Eren dövmedin lan. Ahmet lan. Ahmet. Lan yürü git lan. Arkadaşlar öldüm, rol bitti. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyunum aşırı derecede fazla çöktü, yani o kadar fazla çöktü ki anlatamam size. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Ekip elinize sağlık. Çıkan ekipten birini izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye bye.